Evet, Tan Doğan Bey, okçuluk sporcusu, sizleri dinliyoruz. Şimdi biz Okçuluk Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu antrenörlük seminerini başarıyla bitirdik. Geçmişte bir altyapımız vardı. Bu altyapıdan dolayı 15 yıl bu işi okçuluk olarak yapmıştım. Resmi müsabakalara katılmıştım. İçimizde oktadır. Bu okçuluk sporunun tabana, alt devi, gelir seviyesi düşük insanlara yayılması için bir ahdimiz vardı. Bu ahdimizi yerine getirmek için biz de bu çanda bu hamleyi başlatmak istedik. Türkiye'de okçuluk sporunun başarılı olmamasının en büyük nedenlerinden birisi tabana yayılmaması. Tabandaki gerçek anlamda ataspor olan okçuluğun, gerçek anlamda tabandaki vatandaşın okçuluğu tanımamasından kaynaklanan bir şey. Biz çanda okçuluk sporunun başlaması için, başlatılması için aldığımız belgeyle, antrenörlük belgesiyle beraber Halk Eğitim Kurumu'na müracaat ettik. Halk Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Kurumu'na müracaat ettik. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber okçuluk kursu açmaya karar verdik. Amacımız, hedefimiz çandaki gençleri kötü kahvelerden, internet kafelerden çekip spora kazandırabilmek. Buradaki temel hedef diyelim 13 yaşındaki bir çocuğu alıp da 14-15 yaşında milli yapabilirsek bu çocuğun spor akademisine gitmesi için önünü açmış olacağız. Çok büyük bir hedef aslında. Onun için gençlerimizin okçuluk sporuna gerçek anlamda yayılabilmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Tanıtmak için gençlerimizi, büyüklerimizi bu spora davet ediyoruz. Bu bağlamda Okçuluk Federasyonu olarak, Okçuluk Federasyonu bize sunacağı imkanlar doğrultusunda biz de çanda bu hamleyi başlatacağız. Gençlerimizi bu spora davet ediyoruz. Altyapıdan gelecek insanların, gelecek nesillere Türkiye'de okçulukta uluslararası bir başarı elde edememiş. Avrupa'da başarı elde edememiş, dünyada başarı elde edememiş, olimpiyatta da başarı elde edememiş. Bizim hedefimiz 2020 yılına kadar çandan iyi bir okçuyu çıkarabilmek. Bunun için de gençlerimizi bu işe davet ediyoruz. Biz var gücümüze çalışacağız, gençlerimizi çağırıyoruz. Lütfen gelsinler, halk eğitimde açacağımız, öncelikli açacağımız teknik ve taktik kurslara katılsınlar. Daha sonra da uygulama kursları vereceğiz, bunlara başlatacağız yani. Bu konuda belediye başkanımızdan, işte yetkili kurumlara da gerçek anlamda destek alacağız. Kendileriyle de görüştük, görüşeceğiz de, görüşmemize devam edeceğiz. Kendileri bu konuda bize destek veriyor. Aynı zamanda termik spor da bünyesinde okçuluk sporu branşını açtı. Sırf çanda bu okçuluk sporunu geliştirebilmemiz için bu konuda biz bütün gençlerimizi davet ediyoruz. Teşekkür ederim.